El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualler ve cevaplar faslında din konusunda gene birlikteyiz. İlk sual Doktor Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki kardeşimiz, Allah Teala Cin Suresinin 14, 15 ve 16. ayet-i kerimelerinde diyor ki: Cin 14 ve enna minnel kasitun minnel muslimune ve minnel kasitun. Femen esleme fe ulaike tahara reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kasiyet bağlamış, kasütün olanlarda kalpleri kararmış ve sertleşmiş olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, o kişi mürşidini arar. Cin 15 ve emmel kasütüne fekânü li cehenneme hataba. Kasütün olanlar, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar cehenneme odun oldular. Ve enlev istikam alet tarikate le eskaynahum ma'en gadaka. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar mayi, yani rahmet ulaştırılacaktı. Rahmet, faz ve salavat. Rahmet bilirsiniz Türkçe'de yağmura da rahmet denir. Allah Teala'dan gelen rahmet nurlarının kalp gözüyle görünüşü yağmur damlalarının aynıdır. Bakarsınız yağmur yağıyor ama odanın içindesiniz. Odaya yağmur yağması söz konusu olmadığı cihetle onların rahmet olduğunu görürsünüz. Allah Teala'nın rahmeti tıpkı yağmur damlaları gibi bir görüntüyle ulaşır. Birinci suali Serdar'ın, İnşallah bu ayet-i kerimelere göre mürşide tabi olanlara Allah'ın rahmeti ulaşır diyebilir miyiz? Evet. Kişinin tarikat üzere olması, yani ruhunun Allah'a doğru fizik standartlarda yola çıkması, kendi fiziğine göre fizik standartlarda Allah'a doğru yola çıkması ancak tabiiyetle olur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. 7 tane Furkan verir kişiye. Gözleri gören, işiten ve idrak eden kişi olur. Sonra Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve onu mürşidine ulaştırır. Ulaşıncaya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Mürşidine ulaştıktan sonra da kişi bunun ötesinde Allah Teala'dan 7 tane de nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbine iman yazılır. ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Günahları sevaba çevrilir. O güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 veriyorken o gün 1'e 100 vermeye başlar. Ondan sonra da 1'e 700'e kadar yükseltecektir. Nefsi tezkiyeye başlar. Fizik vücudu Allah'a teslim olmaya başlar. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçlenir. Ve ruh nefsin afetleri azaldıkça gök katlarına birer birer yükselir. Ve sonunda Allah'a varır. İşte kişinin mürşidine ulaşması, tabiyetiyle beraber zikir yapması söz konusu olduğunda Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da kişinin kalbine ulaşmaya başlar. Öyleyse tabi olanlara Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bir noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Aslında Allah'ın rahmeti ve fazlı mürşide ulaşmadan evvel de geliyor. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 11. basamakta zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Rahmet nurları kalbin içine girer. Mürşide ulaşmadan da rahmetin girmesi mümkündür. Ama kalpte nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan şey rahmet değil, fazıldır. Fazlın kalbe girmeye başladığı nokta ise mürşide ulaştığımız noktadır. Öyleyse mürşide tabi olanlara Allah'ın rahmeti ulaşır sözü daha geç bir ifade. O noktadan daha evvelde rahmet o kişinin kalbine ulaşır. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği noktadan itibaren Rahim esması hükmünü icra etmeye başlar ve 10. basamakta Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. 11. basamakta kişi zikir yapmaya başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. 11. basamak. 12. basamakta bu rahmet, kalbe ulaşan, kalbin içine giren rahmet %2'yi bulur. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta hacet namazını kılarak mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Allah onu gösterir, mürşidine ulaşır. 14. basamak. Bu noktadan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Onlara kanacakları kadar mai verilir den Allah-u Teala'nın muradı, rahmet verilir den muradı, rahmetle faz ve rahmetle salavat. Serdar'ın ikinci suali, bu ayet-i kerimeler ve Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesine göre mürşide tabi olup farz ve rahmet alındıktan sonra şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mümkündür diyebilir miyiz? Tabi olup fazıl ve rahmet dememiz lazım buraya. Farz değil de fazıl ve rahmet alındıktan sonra şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mümkündür diyebilir miyiz? Hayır, bu da tam olarak oturmuyor yerine. Birincide de mürşidimize ulaştıktan sonra değil, 14. basamakta değil, 11. basamakta kalbimize rahmet ulaşmaya başlıyor. Göğsümüzden içeriye giriyor. 11. basamakta kalbimize giriyor. 12. basamakta %2'ye ulaşıyor rahmet ve huşu sahibi oluyoruz. Şimdi bu sualin cevabında da faz ve rahmet, mürşide tabi olup fazla rahmet alındıktan sonra şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mümkündür diyebilir miyiz diyor. Hayır. O nokta değil. Çok daha evvel. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtuluyoruz. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ şeklinde. Bu ayet-i kerimeye göre diyor ki Allah Teala, onlar yani sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Yani tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Kime kul oldular? Allah'a kul oldular. Öyleyse kişinin şeytana kul olmaktan kurtulduğu yer, Allah'a kul olduğu yer. Neresi? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, tağuta yani insan ve cin şeytanlara, şeytanın kendisine de kul olmaktan kurtulduğunuz nokta. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulduğunuz nokta. Söylediğimiz gibi bu ayet gereğince, Nur 21 gereğince mürşide tabi olup faz ve rahmet alındıktan sonra şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mümkündür diyebilir miyiz? Diyor Serdar, diyemeyiz. Çok daha evvel şeytana kul olmaktan kişi kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Zaten sualde ona göre sormuş. Burada amin olanlara hitap edilmesinin hikmeti nedir diyor. Amin olmaya başladığınız noktada şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz için amin olmak. Ya eyyühellezine aminu la tettebihu hutuvetü şeytanü. Ey amin olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah Teala. Yani amin olanların da şeytanın adımlarına tabi olması mümkün mü? Allah Teala'nın amin olma standardı kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, dalaletten kurtulduğu nokta, küfürden kurtulduğu nokta ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğu nokta. Öyleyse Allah Teala'nın burada aminü dediği kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği an aminü olmuş. Ama Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli başladıktan sonraki nokta, henüz Allah Teala o kişinin kalbindeki dizaynı gerçekleştirmemiş. Yani ona henüz Furkan vermemiş, Furkanları vermemiş. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama bu amin olma noktasında şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulacak. Ne zaman? Hemen arkasında Allah Teala ona Furkan verecek. Furkanlar o kişinin üzerinde tahakkuk edeceği 5-6 dakikalık bir zaman parçasında bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için amin olmuştur. Ama henüz şeytanın adımlarına tabi olacak 5-6 dakikalık bir zaman parçası o kişi için geçerlidir. O kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin gelmesi de 5-6 dakikalık bir zaman parçasının hemen ötesinde teşekkür edecektir. Şimdi bakalım ne diyor? Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u hütüvetü şeytani. Ey amel olanlar, şeytan adımlarına tabi olmayın. Yani zaten birkaç dakika sonra Allah Teala fazlını tamamlayacak ve kişinin şeytan adımlarına tabi olması artık mümkün olmayacak. Ve men yettebi'u hütüvetü şeytani, yani bunlar amel olanlar değil. Amel olmayıp da şeytan adımlarına tabi olanlar diyor Allah Teala. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa فَاِنَّهُ o muhakkak ki يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından? Şeytan tarafından. Şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlar, yani tağut tarafından. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa مَا زَكَا مِنْكُمْ min ehadin ebeden. Sizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz, tezkiye olamazsınız. Ve lakin Allah'ı yüzeki men yaşayı. Lakin Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semî'ün alîm. Allah işitir ve bilir. Şimdi suale tekrar cevap verelim. Bu ayet-i kerimelere göre, bu ayet-i kerimeler ve Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesine göre mürşide tabi olup faz ve rahmet alındıktan sonra şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mümkündür diyebilir miyiz? Tekrar edelim, hayır diyemeyiz. Çok daha evvel kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtuluyor. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a yönelen kişinin yöneldiği an şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulduğunu söylüyor. Takva sahibi olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor başka başka ayet-i kerimelerde. Böyle bir dizayn içerisinde insanoğlu. O zaman şeytanın adımlarına tabi olmaktan kişinin kurtulduğu yer neresi? Furkanların tatbik sahası bulduğu, gözlerinin, kulaklarının, kalbinin açıldığı nokta. Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kişinin kalbiyle kendisi arasına girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır Allah Teala. O kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından rahmet ve fazl o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbinin içine sadece rahmet girecektir. Birinci sualin de cevabında, ikinci sualin de cevabında aynı olay var. Kalbimize rahmetin girdiği nokta, mürşidimize ulaştığımız nokta değil. 14. basamak değil. 11. basamak. Kalbimize rahmetin ulaştığı ve girdiği nokta 11. basamak. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Arkasından Allah Teala göğsümüzden kalbimizden nur yolunu açmış. Zikir yapıyoruz. Henüz mürşidimize ulaşmadık. Kalbimize henüz iman yazılmadı. Ama bu noktada rahmetle fazl bize ulaşıyor. Mürşidimize ulaştıktan sonra olsaydı rahmetle fazldan başka rahmetli salavat da ulaşacaktı. Üçüncü suali Serdar'ın bu ayet-i kerimelere göre teslim olmayı dilemekle şeytanın adımlarına tabi olmama arasında bir ilişki var mıdır? Teslim olmayı dilemekle, yani Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı dilemekle şeytanın adımlarına tabi olmama arasında bir ilişki var mıdır? Elbette vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecektir. Kişiye furkanları birer birer verecektir. Kişi Allah'laşmayı dilediği anda ameni olmuştur. Amin olmuştur ama Allah Teala Furkanları kişi ameni olduktan sonra verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameni olur. Ama şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulduğu nokta gözlerindeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklarındaki vakranın alınması, kalbindeki ikinetin alınması, görme, işitme ve idrak etme hastalarının üzerindeki mühürlerin alınması ve kalbine ihbat konmasıyla mümkündür. Bu ise kişinin amin olduktan sonraki devresinde 5-6 dakikalık bir zaman farkını ifade eder. Belki de biraz daha fazla, diyelim ki 10 dakikalık bir zaman farkı. Bu muhtevada kişi amini olmuştur. Ama şeytanın adımlarına tabi olmaktan henüz bu furkanları almadığı için kurtulmamıştır. Ama bu zaman parçası o kadar kısa ki bu noktaya kadar kişi zaten bundan sonraki göğsüne Allah Teala'nın kalbine ulaşmasının, göğsünden kalbine yol açılmasının da süresi çok kısa. Ondan sonra da gene 5-6 dakika içinde kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesi söz konusu. Bu nurlar gelene kadar geçen süre içerisinde kişi amine olmuştur. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan furkanlar geldiği anda kurtulmuştur. Ondan sonra ise kalbine rahmet ve faz girecektir. Rahmet girecektir, rahmetle faz girecektir kalbine kadar ama kalbine rahmet girecektir. Öyleyse bu ayet-i kerimelere göre teslim olmayı dilemekle şeytanın adımlarına tabi olmama arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diler ama furkanlar 7. basamağa kadar sürer. 7. basamağın sonunda furkanları alan bu kişi artık şeytanın adımlarına tabi olmayacaktır. İstanbul'dan Hüseyin Dülkadir diyor ki, Rad Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bütün kavimler için hidayetçi vardır buyruluyor. Zümer Suresinin 23. Zümer 36 ve Mümin 33'e göre de dalalette olanlar için bir hidayetçi bulunmaz buyruluyor. Bu ayetlerle Taha Suresinin 123. ayet-i kerimesi arasında birliğiyet hafızası var mıdır? Var olduğu kesin. Rad Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve yekûlüllezîne keferu levlâ unzile aleyhi ayetün min rabbih. İnnemâ ente münzirun ve likulli kavmin had. Kafirler derler ki onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın. Sen sadece bir nezirsin. Ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Yani zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde bütün kavimler için bir hidayetçi vardır diyor Allah Teala. Hidayetçi nezir, hidayetçi Resul. Zümer ve burada Allah Teala bütün kavimler için mutlaka zamanın her parçasında hidayetçi olduğunu söylüyor. Burada zamanın her parçasını kullanmamış ama Müminin 44'te kullanıyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul gönderdiği ve ard arda gönderdiği kesin. Bu da bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor Allah Teala'nın. O hidayetçi aynı zamanda o kavmin Resulü, yani hidayetçi nezir, o kavmin Resulü. Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'u nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşerü minhü cülüdüllezine yahşemne rabbehum sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah zalike hüdallâhü yehtimen yeşâhü ve men yudlil femâ lehum min hadin diyor Allah Teala. Allah ithas ettiği nurların kelimesini kullanmıyorum ama nurlar olduğu kesin. Ahsen olanlarını ikişer ikişer rahmet, faz ve rahmet salavat olarak, kitaba müteşabih, benzer olarak indirir. Bundan, bu nurlardan insanların derileri, tüyleri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle kişinin derilerini ve bu nurlar kişinin derilerini ve kişinin nefsinin kalbini yumuşatır, titretir, aydınlatır, teskiye eder. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Zümer 36, burada Zümer 23'te dalalette olanlar için bir hidayetçi olmadığını söylüyor. Zümer 36'ya bakıyoruz. Leysallahu bi kafin abdeh ve yuaffu neke millezine min dunih ve men yudlillahi femalihu min had. Allah kuluna yetmez mi? Seni Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Haf kullanıyor Allah Teala, korku. Seni Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi Allah dalalete bırakırsa men yudlillahi femalihu min had, onun için bir hidayetçi yoktur. Mümin, bu Zümer 36. Allah kimi dalalete bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Mümin 33. Yevme tüvellûne müdbirin. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün. Mâ leküm minallâhi min âsım. Sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Ve men yudlillâhi femâlehu min hâd. Allah kimi dalalete bırakırsa onun için bir hidayet yoktur. Etaha 123. Kaleh bitamin ha cemiyan. Hadi oradan hepiniz aşağı inin. Badiküm libadin adü. Birbirinize düşman olarak. Fe imma yetiyenneküm minni hüden. Bizden size bir hidayetçi geldiği zaman femen itteba'a hüdaye fe la yudillu ve la yeşka. Kim hidayetçiye tabi olursa, size hidayetimiz geldiği zaman kim hidayetçiye tabi olursa felâ yüdüllü ve lâ yeşkâ, o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ayetler bunlar. Bunlara göre sualini soruyor şimdi Hüseyin. Diyor ki Rad Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bütün kavimler için hidayetçi vardır buyruluyor. Zümer 23'te, Zümer 36'da ve Mümin 33'te de dalalette olanlar için bir hidayetçi bulunmaz buyruluyor. Hem öyle diyor Allah Teala, bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır, hem de dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur diyor, bulunmaz diyor Allah Teala. Bu ayetlerle Taha Suresinin 123. ayet-i kerimesi arasında bir niyet rabıtası var mıdır? Elbette. Taha Suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala hidayetçiden bahsediyor. Bizden size hidayetimiz geldiği zaman kim hidayetçimize tabi olursa onlar dalalette kalmaz diyor. Öyleyse bütün kavimlerde hidayetçi vardır. O hidayetçiye tabi olanlar için dalalette kalmak söz konusu değildir. Görülüyor ki Taha Suresinin 123. ayet-i kerimesinde hidayetçiye tabi olan dalalette kalmaz. Ve her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. İkinci ayet-i kerimesi, ikinci suali Hüseyin'in diyor ki yukarıda arz ettiğim ayetlerle Enam Suresinin 82. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Onlar amin olmuşlardır ve imanlarına zulüm katılmamıştır, karıştırmamışlardır. لَاكَ لَهُمُ الْاَمْنُ. Onlar emindirler. Ve hum muhtedun. Ve onlar hidayete erenlerdir. Şimdi bu amin olan kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve hum muhtedun. Onlar hidayette olanlardır diyor Allah-u Teala. Amin olanlar ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Onlar emin olanlardır. Emniyette olanlardır. Şimdi bu ayete geldiğimiz zaman, Enam 82'ye geldiğimiz zaman aminu kelimesi 7 tane anlam taşır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de aminudur. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi de aminudur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi de aminudur. Ve Çin'in nefsini Allah'a teslim eden kişi de aminudur her birinde. İrşada ulaşan kişi de aminudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi de aminudur. Hepsinde aminu kelimesi kullanılıyor. 7 kademe aminu kelimesi var. Burada imanına zulüm karıştırmayan bir aminu olma müessesesi var. Yani kalbine iman yazılmış olan bir kişiden bahsediyor gibi Allah Teala. O zaman 14. basamağı aşmış, tabiyetini tamamlamış ve artık hidayet üzere olmuş. Hidayette olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren geçerli. Hidayette olmak, hidayet üzere olmak. Burada başlangıcını da alabiliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen, dilediği anda amini olmuştur. Onun da 3 temel esasa inandığı için Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 2, bunun üzerimize farz olduğuna inanıyor kişi. Ve bunun üzerine Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu kişinin imanına zulüm karışmamıştır. Onlar kısa bir zaman sonra 8-10 dakikanın içinde bu insanlar bir başka yere daha ulaşacaklardır. Allah kalplerine ulaşacak, gösterilen kalplerine nur yolunu açacak ve bu insanlar nefslerinin kalbinde %2 nur oluşunca, rahmet oluşunca huşu sahibi olacaklar. Huşu sahibi oldukları zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan emin olan kişiler olacaklardır. Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesine göre. Bakara 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan sabırla ve namazla isteyiniz. Vestayinu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretün. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri için değil. Huşu sahipleri hariç. Kim bu huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Ne diyor Allah Teala? Onlar mutlak surette muhakkak olarak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene onlar muhakkak surette inanırlar ki ruhlarını Allah'a rücu ettireceklerdir. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Yani ölümden sonra tekrar döndürülecektir Allah Teala'ya. İkisi de Allah'a dönüş, ikisi de ruhun Allah'a dönüşü. Biri dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaştırılması, ikincisi ölümden sonra ruhun Allah'a, vücuda geri döndükten sonra tekrar Allah'a geri dönmesi. Öyleyse ayetlerde bu Enam Suresinin 82. ayet-i kerimesi arasında bir ilişkinin olduğu kesin. Kim bu insanlar? Emin olanlar. Bu ayet mutlak olarak Enam Suresinin 82. ayet-i kerimesi mutlak olarak Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesiyle bir illiyet rabıtası içinde. Üçüncü suali kardeşimizin, günümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek aldığını söyleyen çok insan var. Gerçekte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl örnek alınacağını Ashab Suresinin 21. ayet-i kerimesinin ışığı altında bizlere açıklar mısınız diyor. Ashab 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ ve zekirallâhe kesira. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ve Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için andolsun ki Allah'ın Resulü en güzel, ahsen örnektir. Öyleyse Allah'ın Resulü örneklerin en güzelidir. O, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın Nebi Resulüdür. Yani nübüvvet verilmiştir, peygamberlik verilmiştir kendisine ve bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse örnek olacak olanların en üstünüdür. Hangi açılardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler için örnektir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendime örnek aldım demesi bir şey ifade etmez. O Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir, dalalettedir, fısktadır, hüsrandadır, gideceği yer cehennemdir, Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur, Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. Bütün negatif faktörler üzerindedir ve kişi diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıyorum. Ben onun gibi yaşıyorum. Hayır, onun gibi yaşamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayamaz. Öyleyse kim bu insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayanlar? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Allah'a İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına kesin şekilde inanmış ve Allah'ı çok zikrediyor. Daha sonra da zaten daimi zikre ulaşacak. Allah'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısını ben de örnek aldım, ben de onun gibi yaşıyorum diyen insanlara ithaf olunur. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayanlar bizim kardeşlerimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mi örnek alanlar, onlar asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi delaletten kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytana ve şeytana yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. Bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan hemen sonra. O zaman onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alıp o örneği yaşayanlardır. Ankara'dan Halim Albayrak kardeşimiz diyor ki, Fatur Suresinin 32. ayet-i kerimesinde belirtilen kitabın miras bırakılması hususunu açıklar mısınız diyor. Diyor ki Allah Teala sümme evresna kitabellezi naslafeyna min ibadina. Sonra kullarımızdan seçtiklerimize kitabı miras bıraktık. Feminhum zalimun li nefsi. Onların bir kısmı nefslerine zulmeder. Ve minhum muktesit. Bir kısmı muktesittir. Yani yemin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama üst seviyeye yükselememiştir. Yani sadece sevapları günahlarından fazladır. Bir kısmı ise Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte bu fazlul kebirdir diyor Allah Teala Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesi. Kitabın kimlere miras bırakıldığını söylüyor. Bu miras bırakılanlardan kitabın gerçek varisleri fazlul kebirin sahipleridir. Büyük fazlın sahipleridir. Allah Teala burada fazlul azim kullanmamış. Fazlul kebir yemin sahiplerinin fazlul azimin dışında kalanlarıdır. Hayırlarda yarışanlar ulul elbab, ihlas ve salah makamlarını kapsar. Ama bunlardan fazl-ül kebirin sahipleri salah makamının 1, 2, 3, 4. kademelerinde olanlardır. Fazl-ül azimin sahipleri 5. kademesinde olanlardır. Öyleyse Allah Teala kitabı biz onlara miras bıraktık. Yani kitabın tatbikatının bu insanlar tarafından tatbik ettirildiğini söylüyor. Bir kısmı nefsine zulmedenler, kitabın muhtevasına hizmet etmeyi, yani Allah'a ulaşmayı dilemek istemiş ama dileyemeden gitmiş bu dünyadan. Ama içinden böyle bir talep geçmiş kişinin. Ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. Yani ben de Allah'a ulaşmayı dilesem tarzında bir düşüncenin sahibi olmak başka, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demek başka. Bu dilemek de dil ile değil, kalp ile olacak. Dilemeyenlerin kim olurlarsa olsunlar gidecekleri yer mutlak olarak cehennem, onu herkes biliyor. Öyleyse insanların gidecekleri yerin olduğu yer cehennem olabilir, cennet olabilir ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse gideceği yer muhakkak cehennemdir. Kitap miras olarak onlara da bırakılmış ama mirasa riayet edenler var, mirasa riayet etmeyenler var. Mirasa riayet edenlerden hayırlarda yarışanlar asıl varislerdir. Onlar mirasın kıymetini bilenlerdir. Mirası hayatlarına tatbik edenlerdir. Öyleyse bu insanların içinde hayırlarda yarışanlar, ulul elbab, ihlas ve salah kademesinin bütünüdür. Ama hayırlarda yarışanlardan Fazl-ı Kebir'in sahipleri ulul elbab, ihlas makamının sahipleri ve salah makamının ilk 4 kademesini ihata eder. Fazl-ı Azim'in sahipleri ise 5. kademeyi ifade eder. İkinci suali kardeşimizin, Halim Albayrak'ın, Araf Suresinin 63. ayet-i kerimesiyle Yunus Suresinin 2. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var mıdır diyor. Bakalım Araf Suresinin 63. ayet-i kerimesinde eve aciptüm encâiküm zikrim min rabbiküm alâ recülüm minküm. Sizden bir adama Rabbinizden zikir gelmesi, bir kitap gelmesi sizin acayibinize mi gitti diyor Allah Teala. Li yunzirekum sizi nezretsin diye, uyarsın diye, ve li tetteku ve takva sahibi olmanız için uyarsın diye, ve lealekum turhamun ki böylece rahmet olunasınız diye. Rahmet olunasınız diye, takva sahibi olasınız, uyarılasınız, takva sahibi olasınız ve böylece rahmet olunasınız diye içinizden birisine Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız diyor Allah Teala. Yunus 2'ye bakıyoruz. Ekane linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirin nase ve beşirlezine amenu enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim kalel kafirune inne haza lesahirun mübin. Onlardan bir adama insanları uyarması için ve ameni olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, yani katında sıddıklar makamı vardır. Lehüm kademe sıdkın, sıdklar kademesi, sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Her devirde Allah'ın Resulleri için ne zaman Allah Teala onlara bir mucize gösterse, bu bir sihirdir diyen bir sürü insan oluşmuştur. Hem mucize göster derler, eğer Allah Teala o Resulüne bir mucize nasip kılarsa mucizeyi oluşturur. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi Resul'dü, peygamber Resul'dü ve ayın 2'ye bölünmesi konusunda Allah Teala'nın talepte bulundu ve herkes ayın 2'ye bölündüğünü gördü. Ve tabi bunun karşısında olanlar işte bu bir sihirdir dediler. Görüyoruz ki Araf Suresinin 63. ayet-i kerimesiyle Yunus Suresinin 2. ayet-i kerimesi arasında bir mutlak işaret var. Biliyorsunuz ki yine Araf Suresinin 60. ayet-i kerimesi insanları uyarması için bir nezire, bir resule Allah Teala'nın bir özel bir hediyesi olması söz konusu ve bu diğer insanların mutlaka acayibine gidiyor. Denizli'den Şeref Hakkı kardeşimiz diyor ki, faydasız ilmin sahibi ve kendisini aydın kabul eden kimselerle yapmış olduğumuz görüşmelerde Alak Suresinin 1. ayet-i kerimesinin okumayı emrettiğini, dolayısıyla okumakla öğrenebileceklerini iddia etmektedirler. Alak Suresinde geçen okumanın 7 safhada İslam'ı yaşamak ve 4 teslim emreden bir ilim tahsili olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu konudaki değerli açıklamalarınızı bizleri aydınlatır mısınız diyor kardeşimiz. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Bu ifade Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir ifadedir. Cebrail aleyhisselam insan kıyafetiyle, insan hüviyetinde görünüyor. Rabbinin ismiyle oku diyor. Kime diyor? Okuma yazması olmayan bir Nebi Resul'e diyor. Buradaki okumak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an satırlarının okuması değil, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuması. Ve Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Kur'an'ı başından sonuna kadar indiriyor. O da Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Okumakla hedefe varmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. O sözlerin muhatabı bir peygamberdir, Nebi Resul'dür. Okumaktan da murat bu insanların okuması asla değildir. Çünkü hitap onadır. Oku, bismi rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Hitap sadece onadır. Okuma yazma bilmeyen bir peygambere. Okumuştur hayatı boyunca. Bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı okumuştur. Okuma yazma bilmediği halde okumuştur. Kitaba bakarak değil, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Öyleyse okumak, sadece okumak hiçbir zaman hiç kimseyi hiçbir yere ulaştıramaz. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. 7 kademede iradenin teslimiyle tamamlanır. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, hele hele tecvidli okuyanlar, tecvidsiz okuyanlar da aynı kategorinin içindedirler. Hiçbir yere varamazlar Kur'an okuyorlar diye. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın okunmasını değil, Kur'an'ı öğretmeyi esas almıştır. O Kur'an'ın okunması değildir. Öğrenilmesi ve tatbik edilmesidir. Oradaki emirlere itaat edilmesidir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden, bırakınız üst kademelere yürümeyi, cehennemden kurtulamaz. İstediği kadar Kur'an-ı Kerim'i hatim etsin, istediği kadar en güzel şekilde okusun, hiçbir şey değişmez. Ankara'dan Serkan Seylim kardeşimiz diyor ki, günümüz din alimleri her doğan insanın Müslüman olarak doğduğunu beyan ediyorlar. Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'a ameli olanların dostudur. Onların kalplerinin zulmetten nura çıkarır buyuruyor. Rum 39'da Allah insanı hanif fıtretiyle yarattığını söylüyor. Bu açıdan bu iki ayet arasında bir ilişki var mıdır? Bakara 257. Allahü veliyüllezine aminu yuhrucuhum minezzulümati ilen nure. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahümüt tağute, kafirler de tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete ulaştırılırlar tağut tarafından. Yuhrucunehum minen nuri ile zulümati. Ülaike ashabin nari. Onlar ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Hüm fiha halidun orada ebediyen kalacaklardır. O insanlar da Allah Teala Bakara Suresinin 250. ayet-i kerimesinde kalpleri karanlık olan insanların amine olduktan sonra kalplerinin Allah Teala tarafından aydınlandığını ifade ediyor. Bütün insanların kalpleri karanlık. Rum 39'a bakıyoruz. Ve ma ateytüm min riben li yerbuve fi emvalin nasi fela yerbu indallah. Ve ma ateytüm min zekatin turidune ve çallahi ve ulaike humul mudifun. İnsanların mallarından artsın diye verdiğimiz faiz Allah katında artmaz. Verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü ve çini isteyerek verdiğiniz zekat ise, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ise, işte kat kat arttıranlar onlardır diyor Allah Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu iki ayet arasında insanlar hanif fıtratıyla yaratıldığına göre bir ilişki var mıdır diye soruyor kardeşimiz. Allah'ın zatına ulaşmak için verdiğiniz zekat o arttırır diyor. Bunlar arasındaki ilişki kardeşimizin söylediği açıdan görünmüyor. Onların kalplerini Allah'ın zulmetten nura çıkarmasıyla insanların mallarından artsın diye verilen zekat onların kalplerindeki nuru arttıran bir hüviyet olabilir. Bunun insanların Müslüman olarak doğmasıyla bir ilişkisi yok. İkinci suali Serkan Seylim kardeşimizin, mürşidi dilemek, istemek ile Allah'a ulaşmayı dilemek aynı mıdır? Hayır, aynı değildir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala onları Furkan'la mükafatlandırması söz konusudur. Ondan sonra o kişi tam 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi baştan mürşidine ulaşmayı dileyen kişi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyecektir evvela. Bir defa cehennemden kendisini kurtaracaktır. İkinci basamakta, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cenneti elde etmiştir. Mürşidine dilemesi 13. basamaktadır. Birisi 3. basamakta, birisi 13. basamakta. 10 basamak ötede mürşide ulaşmayı dilemesi söz konusudur kişinin. İkisi arasında bir yakın ilişki söz konusu değildir. İstanbul'dan Abdülkadir Tormacı kardeşimiz diyor ki, İradeyi Allah'a teslim etmek ile tasarruf altında olmak aynı şeyler midir? İradeyi Allah'a teslim etmekle tasarruf altında olmak aynı şeyler değildir. İradeyi Allah'a teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi Allah'ın iradesine tabi olmuştur. Kendi iradesi vardır. Bu irade Allah'ın iradesine tabi olmuştur. Tasarruf altındaki kişi her devirde mutlak olarak devrin imamıdır, huzur namazının imamıdır. O tasarruf altındadır. Tasarruf altında olan kişi kendiliğinden konuşamaz. Allah'ın konuşturduğunu konuşur. Kendinden bir şey yapamaz. Allah'ın yaptıklarını yapar. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Herkes görmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam taşı diyorum kumu almış, atmış. Ama Allah Teala diyor ki sen atmadın, biz attık diyor. Yani biz senin vücudunu kullandık. Senin vücudunla işlemi yaptık. Fetih Suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Yani öptükleri el Allah'ın eliydi diyor. Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli öpülüyor. Ama Allah Teala Allah'ın eli vardı orada diyor. Tecelli kesin. Davranış biçimlerini yaptıran bir tecelli. Öyleyse tasarruf altındaki kişi seçim hakkının sahibi değildir. Ne yapacağını seçmek yetkisinin sahibi değildir. O yetkiyi Allah Teala ona vermez. Her yaptığını Allah yaptırır. Ve diyor ki Allah Teala onlar hakkı hiyarın sahibi değillerdir. Bu sebeple sorumlulukları yoktur diyor. Öyleyse sadece devrin imamlarına has bir olgu tasarruf altında olmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmek tasarruf altında olmak demek değildir. Onun üstündeki makam bütün kavimlerdeki resullerdir. Onlar da tasarruf altında değillerdir. En üstü olan devrin imamıdır. O tasarruf altındadır. Yani her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığıdır. İkinci suali kardeşimizin ayetlerin nüzul sebeplerinin Kur'an'ı anlamada önemi nedir? Özellikle ilahiyatta okumakta olan kardeşlerimize ayetleri gösterdiğimizde ayet meallerini farklı anlıyorlar veya kabul etmek istemiyorlar. Onlara nasıl yaklaşmalıyız diyor kardeşimiz. Onlar nüzul sebeplerine göre dizayn ediyorlar ama nüzul sebepleri insanların söylediği ifadedir. Yani falanca olay olmuştur, onun üzerine Allah Teala şu ayeti göndermiştir. Falanca olay olmuştur, Allah Teala onun üzerine bu ayeti göndermiştir tarzındaki bir ifade. O günkü olaylarla o ayet arasındaki ilişkiyi insanlara göre insanlar açısından değerlendirmektir. Hiç kimse Allah'ın o ayeti indirirken ne düşündüğünü, hangi gayeye hizmet ettiğini bilemez. Ama eğer Kur'an'ın ruhuna girerseniz, Allah Teala size Kur'an'ın ruhunu kendisi öğretirse, o zaman nüzul sebeplerinin ötesinde Allah'ın hangi ayeti, hangi gayeyle indirdiğini öğrenirsiniz ve Allah'tan öğrenirsiniz. İrşad makamına ulaşan, iradesini Allah'a teslim eden herkes artık Allah'tan öğrenime başlamıştır. Bütün sahabe o hüviyetteydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir sualler ve cevaplar faslında din konusunda. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.